Efendim herkese merhabalar. Basketbol sanatının tahmin kuşağına hoş geldiniz diyelim. Tahmin kuşağı yayınımızın 3. bölümüyle karşınızdayım. Son yayınımızda bildiğiniz gibi toplam 7 tane tahmin paylaşmıştım ve 7'de 5 isabet yakaladık. Kötü bir isabet yüzdesi, gayet iyi bir isabet yüzdesi ama aslında 7'de 6 olacaktı. Tottenham Hotspur's. Kendi elindeki maçı vererek e, ilk yarıdan belki de e, 3-4 tane atabileceği abartısı söylüyorum bunu e, Leicester maçında. ikinci yarı sağdan silindiler. İşte şanssız bir sakatlık yaşandı. E, Bentan kurum sakatlığı derken e, toplum sağdan silindi efendim. Onun dışında e, dediğim gibi toplamda yani 7 maçta 5 isabeti kaldık. Bugün yine sizlere 7 tane tahmin vermek için karşınızdayım efendim. E, ben Mert. E, beni ilk defa izleyenler için Basketbol Sanatı bu kanalın. Ee, Sahibiyim, kurcusuyum. Her şeyim efendim. CEO'suyum. CEO'suyum. <laughs> efendim şöyle e, bildiğiniz gibi ana tabii e, mecram basketbol ama futbolda da çok uzun süredir zaten. Hani hem yayın yapıyorum hem de katıl grubunda yaklaşık birkaç aydır futbol üzerinden e, çalışıyoruz efendim. Çalışmalarımızı sürmekte. E, Güney Amerika liglerine e, olan ilgim de biliniyor zaten herkes tarafından. Avrupa'yı zaten hani yakından takip ediyorum. Avrupa liglerini vesaire. E, bugün 20 Ağustos, ben e, sizler için 21 Ağustos Çarşamba günü e, oynanacak olan maçlar için karşınızdayım. Hatta ya bu gece için de maçım var bir tane. E, maçların çoğu ama 20 Ağustos Çarşamba akşamı, <laughs> hatta son maçımızda, e, 7. ve son maçımızda 20 Ağustos'u 21 Ağustos'a bağlayacak, Gecede, e, Perşembe'ye bağlayacak, gecede olacak toplam 7 tane tahmin vereceğim efendim. E, bu yayın 20 Ağustos akşamında yayında olacak, siz de hani aşağı yukarı işte yani tabii bir maç gece oynanacak hemen ama bu gece oynanacak ama kalan 6 maç e, içinde yani yaklaşık işte bir 24 saat veya 18 saat civarında aslında. E, bir de Danimarka maçı var çünkü. Vaktiniz olacak. Yani dilediğiniz zaman izleyip e, oynayabilirsiniz elim efendim. Aa, başlayalım. <laughs> bildiğiniz gibi şundan da başlayayım. Başlamadan önce son bir hatırlatma e, niyetiyle tabii ki. E, bildiğiniz gibi katıl butonuna bastığınızda ee, şöyle, Mamba Forever seviyesi çıkıyor ilk seviyemiz. Orada bir paylaşım yapılmıyor. Sadece basketbol sanatı bey sizi çok seviyorum e, demek için diyenlerin toplandığı bir yer efendim. Ve destek grubu. E, ikinci seviyemiz ise Mamba Akademi katıl grubumuz efendim. <laughs> Yaklaşık e, galiba 5 ay oldu. 5 aydır katıl grubumuz aktif ve yani düzenli paylaşımlar yapıyorum tabii ki. Ee, gelip şey yapabilirsiniz siz de ortak olabilirsiniz diyelim efendim profesyonel bahis almak istiyorsanız diyelim e, iyi de ilerliyoruz yani dün gerçi şanssızlık yaşadık Tottenham'ı Tottenham maçının e, bir bahisi de oradaydı orada paylaşmıştım o maçtan e, da bir bahisini ne yazık ki şanssızlık yaşadık efendim e, her neyse diyelim Tottenham aklım çok kaldı kaldı orada Tottenham'da ah Tottenham vah Tottenham diyelim neyse efendim katılmak isterseniz katıl butonundan e, katılabilirsiniz diyelim tabii ki. E, katıl butonunu göremeyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. E, onlar da bana kanalımda e, işte üst tarafta ista, in, Instagram adresim var veya e-mail atabilirsiniz. Yine videonun açıklamalar kısmında e-mailim olacak. E, bir şekilde ulaşabiliriz yani diyelim bir şekilde ulaşın bana. Efendim çok da artık şey yapmayalım. daha da uzatmayayım. Beni biliyorsunuz boş yapmayı severim. Daha da uzatmayalım efendim. Başlayalım. 7 tane maçımız var. İnşallah altından kalkacağız. yani umarım tabii full çekeriz ama benim gerçekçi hedefim 7'de 6, 7'de 5. Yine 7'de 5 şey fena değil ama 7'de 6 istiyoruz efendim. ayıkladığım maçları sizin için ve karşınızdayım efendim. gününlük ilk maçı, gecenin ilk maçı 20 Ağustos'u 21 Ağustos'a bağlayacak olan gecede. Gece 3.30'da başlayacak olan e Libertadores Kupası rövanş maçı e, Atletico Mineiro Brezilya takımı Brezilya kulübü kendi sahasında San Lorenzo'yu ağırlıyor. Efendim on onlar da Arjantin kulübü. E Atletico Mineiro'yu efendim bildiğiniz gibi Brezilya'nın köklü kulüplerinden biri. İşler zamandır Ronaldinho'nun falan da oynadığı e, bir kulüp. Şöyle efendim e, güzel yani bu sezon fena başlamamışlardı. Gabriel Milito önderliğinde. O da bildiğiniz gibi çok deneyimli bir oyuncuydu. E, Arjantinli biraz bir çöküş trenine girdiler. İşte sakatlıklar e, vesaire. Son zamanlarda biraz toparlamaya başladılar ama e, serinin e, daha doğrusu eşleşmenin ilk ayağında Arjantin'de San Lorenzo'nun sahasındaki maç 1-1 bir bir bitti. Atletico e, Mineiro oradan istediği sonucu aldı. Şimdi iç sahada taraftarının önünde Brezilya takımlarında hep genelde zaten Arjantin kulüplerine karşı avantajı olmuştur. Daha iyi çünkü genelde daha iyiler taraftarın önünde bu e, seriyi eşleşmeyi bitirmek istiyor efendim Minerio tabi ligde bir formsuzlukları var e, kötü haber bildiğiniz gibi o e, süper vücutlu golcü Hulk e, Minerio'da oynuyor ve e, inanılmaz iki sezon geçirdi bu üçüncü sezonu ve e, sakatlandı bir kupa mücadelesinde yaklaşık iki hafta önce e tabi onun olmaması kötü ama işte eski e, Libertadores kazandıkları yıl 2013'ten işte o kadroda bulunan e, getirdiler. İşte Fanat oynamıştı. O Şaktar döndü vesaire. E, o geve döndü. Birkaç yeni isim geldi vesaire. Binerio biraz hani transfer sezonunda da hareketliydi. E, bakalım yani Hulk dönene kadar e, idare etmeye çalışacaklar. San Lorenzo cephesindeyiz. Takımın çok iyi gitmenini söylemek mümkün. E, Bunlar sadece 3 gün önce Boca Juniors'a Arjantin'de muhalif oldular. Detmasman'da 3-2. Eee ligde de çok ilgilenmiş San Lorenzo'dan bahsetmek mümkün değil. Yani ben e, iç sahada tabii ki beraber kaldı Atletico Mineiro ama Detmasman'da e, dolu ateşli bir Brezilyalı, Brezilyalıların oluşturduğu tribünün önünde ben San Lorenzo'nun içinde kolay görmüyorum efendim. Atletico Mineiro her zaman kendi sahasında tempo yapmayı seven bir ekip. E, Libertadores maçı zaten Son 16 maçı çeyrek finale kalacak kazanan ekip. Buradan gelen ekip ve Minerio bence kendisi aslında hata yapmayacaktır. Ee, çok yüksek bir oran yok e, ee, Minerio'nun galibiyetinin ama ben yine de Güvenliğin yani güvenliğim bir bahis olarak sizlere paylaşacağım. E, ee, Atletico Minerio kendisi aslında kazanır. İddia konu üzerinde şu anda efendim 1.41'lik bir oran var. Yani çok düşük bir oran değil tabi bir 15 gibi bir oran değil. Ee, 1.41 hani değerli e, yetebilecek bir oran. Ben hata beklemiyorum. Hata yaparsa Minerio çok büyük şanssızlık olur. Çok büyük talihsizlik olur diyelim kendi altlarına. Ee, 1.41 bence yeterli bir oran diyelim efendim. geçik bir sonraki maçımıza. Bir sonraki maçımız efendim 21 Ağustos Çarşamba günü e, oynanacak olan hatta saatini de söyleyeyim akşam saat 7.30'da başlayacak olan Danimarka 1. Liginden yani Danimarka Alt Liginden Danimarka 2. de diyebiliriz aslında. Danimarka Süper Liginin Alt Ligi bu. Bizim işte PTT 1. Lig. Şu an galiba sadece 1. veya sponsor değişti bilmiyorum ama e, Danimarka'nın bir alt liginde akşam saat 7.30'da 21 Ağustos akşamı Odense Frederica e, bu iki takımın maçını niye e, aldım bültene? Çünkü ben de böyle seviyorum efendim. <laughs> Her yiğidim bir yoğurt yiyişi. Ben de yoğurdu böyle yiyorum. Şöyle efendim. Denemarka Danimarka birinci liginde biraz e, takip etmeye başladım alt ligini. Odense sen e, bildiğiniz gibi önceki sene düştü. Ana ligden bu lige ve Hemen zaten kadro kalitesi üst düzey olduğu için bu lig için. E, Lige 5'te 5 başladılar. 5 maçta 5 galibiyet aldı Odense. E, ve hani rakipleri süpürüyor. En son maçta Copenhagen, işte B39 Copenhagen adlı bir takımı Devlet basmanında 3-1 yenmeyi başardılar. Frederica ise onlar da son maçlarını Roskilde'yi kendi sağlarında 3-2 yendiler. Şu anda Odense ligde 1. 5'te 5 yaptı. E, Frederica ise 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi ise ile onlar da ligde ikinci, birinci ve ikincinin tabi maçı olacak bu ama yani tabi lig daha çok erken fazlarda, erken e, saflarda olduğu için yani çok da tabi birinci ve ikinci olarak değerlendirmemekte fayda var ama tabi Odense bu ligde muhtemelen e, hatta Danimarkalıların okuyuşuyla Udense e, ligde muhtemelen şampiyon olup çıkacaktır. E, Üstteki tekrardan geri dönecektir efendim diyelim. Benim de sevdiğim bir ekiptir. Her neyse e, ee, şunu söylemekte fayda var efendim. Ben Odense'nin senin kendi sahasında yani hücum gücü de çok yüksek başladılar. Toplam 5 maçta 12 gol attılar. İşte maç başı 2,5 gol ortalamayla oynuyorlar. E, Frederika'da çok hani savunmada iyi gözükmüyor. Yani onlar da şu an ligde ikinci olmalarına rağmen e, 5 maçta 6 gol yediler. İşte son maçta Roskilde'den 2 tane gol yediler. Ki Roskilde aman aman hani iyi, bir ta iyi takımlarından değil. Sadece bir beraberliği var. 5 tane muhalibiyeti var bu ligde. Ben Odense'nin bu kadar da hücum gücü yüksek bir şekilde başlamışken ben Frederica ağlarına minimum iki tane gol bırakmasını bekliyorum kendi sahasında. Bunun tabi oranı düşük. Ben ama günün gene güvenilir olarak güvenilir olarak nitelendirdiğim tercihlerinden biri olarak bunu paylaşacağım sizlere efendim. Dediğim gibi Odense ev sahibi bir buçuk üstü tercihini önermek istiyorum sizlere. Oran düşük dediğim gibi. Ancak bence güvenilir bir bahis. Bence yani erken bir kırmızı kart, bir şanssızlık, bir enteresanlık yaşamazsak efendim, hamama gitmemizi gerektirecek bir şey yaşamazsak e, o dense kendisi sahasında iki gol bulmalı diyelim. E, ev sahibi bir buçuk gol üstünde oranı şu anda iddia.com üzerinde 1.32. Yani düşük bir oran dediğim gibi tabii ki bir 10 bir 15 oran paylaşmam ben asla ama hani 1.32 bile bana düşük ama dileyenler değerlendirebilir. Tabii yurt dışında yaşayan dostlarımız için bu oran belki de 1.40 1.45'tir. Bilmiyorum. Onlar da tabii daha güzel olanlarda oynama şansına sahipler. Biz iddianın e, mahkumuyuz efendim. mahkumuz yani biz de mahkumuz. Neyse efendim. <laughs> Geçtik bir sonraki maçımıza hadi. E, acaba hangi maç geliyor? Evet. E, temsilcimiz Galatasaray efendim. Sahneye çıkıyor. Akşam saat 10'da. Şampiyonlar gibi pliyoz serisi efendim. E, Galatasaray dostlarımıza veya işte bu maça bahis almaya karar veren herhangi bir renke, renklere gönül vermiş dostlarımıza. Ee, şöyle bilgilendirme yapayım. Bu playoff turunu geçersek, e, geçerse Galatasaray temsilcimiz e, şampiyon haline kalacak efendim. E, Young Boys deplasmanda oynuyor. Sahaya çıkacak Galatasaray. Şöyle bir sorun var ama Galatasaray'da bugün kamp kadrosu açıklandı ve Barış Alper Yılmaz gıda zehirlenmesi, besin zehirlenmesi sebebiyle kadroya alınmadı efendim. Ya e, tabii ki onun yerine ikame edebilecek en azından Hani sahaya çıkabilecek e, oyuncu kadrosuna sahip Galatasaray a. ama Barış Alper Yılmaz'ın bildiğiniz gibi yani geçen senenin başından beri yükselttiği formu ve geliştirdiği yeteneği e, vesaire Galatasaray'ın onu bu maçta arayacağı kesin e, de diyebiliriz. Young Boys efendim şöyle. ya yani Young Boş'tan başlayayım ben öncelikle. E, çünkü yani önce temsilcimize sonra dönerim. Young Boys ligde çok iyi başlayamadı hatta çok kötü başladılar. Kadro kalitelerinde göz önünde bu, bulundurduğumuzda kendi kendi istişliklerinde kötü başladılar. Hafta içi bir kupa mücadelesinde rakiplerini 10-0 yendiler işte bizim yerel işte haber ajansları işte Young Boys rakibini 10-0 yendi o falan diye. Yani öyle şeyi de gidip Barcelona'yı 10-0 yenmediler işte. Bilmem kaçıncı ligden bir kendi ülkelerinde bir takımı 10-0 yendiler. E, tabii ki ama kötü bir takım olmadıklarını söylemekte fayda var. Yani Galatasaray için bu deplasman çok zor olacak. E, karşımızda geçen sene e, Sparta Pırak'ı hatırlıyorsunuzdur. Sparta Pırak'ta e, yani Galatasaray işte Kaan kırmızısı olmasa belki oturu geçecekti ama ne olsa olsun o deplasman hiç kolay geçmiyordu o ana kadar bile ve e, temposuyla eee taktik tek, yani teknik olarak olmasa bile taktik e, disiplinleri ve tempo levelleri fizik kondisyonlarıyla Galatasaray'ı bayağı zorlamıştı Sparta-Pırak. Niye bunu söylüyorum? Young Boys'ta e, Sparta-Pırak'a çok benzer bir yandan. Aşırı ta, e, aşırı teknik takım diyemeyiz ama çok fazla fizik kondisyona sahip, çok fazla koşan ve çok fazla basan e, bir takım. Biraz Molde'ye de benziyor aslında Galatasaray'la yine hatırlayacaktır. geçen sene e, eleme turundan. Ee, o yüzden hani Galatasaray için kesinlikle kolay bir maç olmayacak bence. Young Boys kendi sahasında ligi kötü başlamış olsa bile kadro kalitesi gerçekten iyi ve Galatasaray'ı sonuna kadar zorlayacaktır. Galatasaray dediğim gibi efendim Barış Alper Yılmaz olmayacak. Ee, onun dışında zaten yani, ligde oynayan kadro işte Barış Alper'in yerine başka birisini tercih edecekler muhtemelen ya işte yani beke işte Elias Yelloquella koyarlarsa Zaha olabilir, Kerem Aktürkoğlu olabilir e, ee, belki işte Kerem Ziyeh yapar vesaire. Okan Buruk artık kendi bilir. Ee, hoca olur bize efendim izlemek düşüyor maçı. Akıl vermek gibi sana falan diye. <laughs> diye. E, ee, Galatasaray için zor bir maç. Yani Galatasaray'ın tabii favori e, açıldığını söyleyebiliriz oranlara bakıldığımızda, bakıldığında ama Kolay olmayacak bence. Benim buradaki tercihim şöyle olacak çok da uzatmak istemiyorum. Young Boys bence Galatasaray'a, Galatasaray ağlarına Galatasaray en az bir gol bırakır. Galatasaray'ın da ben bu maçı kesinlikle boş geçeceğini sanmıyorum. Temsilcimiz açısından kolay bir maç değil. Umarım galibiyetle döndür ama benim kişisel tercihim mesela bir sürpriz bayı alacak olsam beraberlik bayısını öne çıkartırım. Tabii ki hani beraberlik öyle güveniyorum deyip de oynayabilecek bir bayıs değil. Yani sürpriz bir tercih zaten ufak bir yatırım yapacağım beraberlik bayısında ama ana tercihim şu olacak efendim karşılıklı gol var Young Boys yani Galatasaray e, maçın işte maç yorumunda en başta söylediğim gibi e, fizik kondisyonu yüksek takımlara karşı her zaman çok fazla zorlandı son yıllarda da yine Young Boys bence kendisi aslında Galatasaray'a e, bu özelliğini ön plana çıkartarak gol atma konusunda avantajlı Galatasaray'da gol atacaktır diyelim karşılıklı gol ee, var ee, öne çıkardığım. Tercih burada. Young Boys Galatasaray akşam saat 10'da karşılıklı gol var tercihi iddaa.com üzerinde efendim 1.55'lik bir oran var. Bence güzel bir oran oynanabilir diyelim. Ee, biraz uzattım ama hani temsilcimiz olduğu için temsilcimize buradan da başarılar diyelim. dileyelim. umarım. Hani bir tane gol yesinden ama 5 tane Aslında 5-1 bilsin diyelim. Ee, ülke puanı kazanalım diyelim. Efendim bir sonraki maçımız ee, akşam saat 7.30'da düzeltiyorum 7.45'te 8'e çeyrek kala Yine güzel e, günde söylemiş olayım. 21 Ağustos akşamı 8'e çeyrek kala. Vitoria Gimareş kendi sahasında Zirinski Mostar'ı ağırlıyor. Vitoria Gimareş bildiğiniz gibi Portekiz takımı Mostar ise Bosna takımı. konferansı Konferans Ligi bu takım ve yani bu maçı beğendiğim için e, aldım listeye yayını. E, Gimareş sezonu fena açmadı. İşte UEFA konferans elemelerinde en son Züriye Ereliler, Dead ve yenildiler. Ligede Aruka ve Estoril galibiyetleriyle 1-0-1-0 başladılar. Gimareş her zaman bildiğiniz gibi iyi sonma yapan, savunmayı ön planda tutan bir kulüp ve e, hücum güçleri de aman aman yüksek değil. O yüzden düşük skorlu maçlara, teşne olan maç, e, maçlar 90 dakikalar oynuyorlar diyelim. E, Zirinski ise kısıtlı bir ekip. Bosna Hersek ekibi burada e, öncelikleri Gimaraş'a e karşı deplasmanda, bu zorlu deplasmanda savunma çizgisini geride kuruyup, e, kapanıp kontralarla gol, 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 bulmak olacaktır. Tabii ki yani kontralarla, e, gol bulma e, amacını ne kadar hani gerçekleştirebilirler, gerçekleşir mi onu bilmiyorum. E, zor çünkü Gimaraş gerçekten iyi savunma yapan bir ekip ama e, Zirinski ana e, oyun felsefesi bu olacaktır. Böyle açılacaklarını hiç sanmıyorum. Aptallık olur onların adına. Ben o yüzden şöyle bir tercihte bulunacağım. Bence Gimareş bu maçı yenecektir. Kendisi sahasında zorlansa da handikap da yapsa hiçbir önemi yok. Yenecektir. E, Gimareş yenerken ben çok çok yüksek bir skor beklemiyorum. O yüzden iddiada olan e, maç sonucu ve gol bayıslarının e, kombin olmuş, kombin edilmiş e, halini size e, sunmak istiyorum. Bayıs olarak, tercih olarak benim buradaki tercihim Vitor gimareş Mostar müsabakasında akşam saat 7.45'te oynanacak olan müsabakada. Maç sonucu 1 ve 4.5-6. Bu iki tercihin komu olmuş hali. İddia komu üzerinde şu anda 1.55'lik bir oran var. Maç sonucu 1 ve 4.5-6 bayis ne demek efendim? Gimareş maç kazanır ve maç toplam 4.5 gol altında kalır. Yani işte 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 3-1 yani 5 gol olmayacak ve Gimareş'in galibiyetini bekleyeceğiz. Demek 1.55'lik bir oran var. Bence güzel, temiz bir oran. Alınabilir efendim. E, tercih edilebilir. Efendim uzatmıyorum. Geçiyoruz. Bir sonraki maçımız akşam saat e, 10'da Young Boys Galatasaray ile aynı saatte başlayacak olan Malmö Sparta Prag. E, o maça da geçmeden artık sonuç maçımız. E, ufak batılatma yapayım lütfen videolarımı yayınlarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, destek olmayı unutmayın efendim. Yani destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim için ekmeğim, suyum efendim. Bir YouTube, yani YouTube Derya Denizi'nde hayatta kalmaya çalışan bir e... <laughs> kişi olarak, yayıncı olarak e, ekmeğim, suyum efendim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Katıl grubu konusunda da Mamba Forever e, katıl grubumuz değil. O sadece destek olmak isteyenler için destekleriniz tabii çok mutlu ediyor beni. E, oradan da üye olanlar. Mamba Akademi ise katıl grubumuz efendim. Oradan üye olursanız günlük paylaşımlar yapıyorum. Günde e, ya tabii bültenler de artık e, güzelleştiği için, biraz daha genişlediği için günde en az 3-4 tane tercih paylaşıyorum. Yakın zamanda da canlı tercihlerde paylaşmaya başlayacağım. yeni efendim e, ufak bir değişiklik yapacağım e, o grubun temelinde. Şu an hatta yani e, geçen sezondan beri zam da gelmedi, zam da yapmadım. E, aynı fiyattan da üye olabilirsiniz efendim. Bu sezon öyle gidecek. En azından yeni sezona, yani yeni seneye kadar. Diyelim efendim. Geçtik Malmö, e, Sparta Prag demiştim. Şöyle efendim Malmö kendi liginde zaman zaman sorulansa da fena gitmiyor. E, şampiyonlar gelemelerinde ise Pauk'u Iki, normal süresi beraberlikle biten iki maçın ardından geçti. En son maçta hatta deplasmanda 3-2 yenikken e, 96 6'da attığı golle maçı eşitlediler ve uzatmaya gitti. Uzatmada gol atıp maçı yeniler ve e, eşleşmeyi geçtiler. Turu geçtiler. Pavuk'u elemiş oldular. Sparta Prag ise onlar da iç sahada berabere kaldıktan sonra Stavbükreş ile deplasmanda Stavbükreş'i 3-2 yenip e, ee, bu Malmö ile eşleşti. Bu tura kaldı efendim. E, Playoff turuna kaldı şampiyon gelemesinde. E, da hafta, e, hafta sonunda Yablonek Dead çek liginde de 2 birlik galibiyet aldı. Malmö yine e, Sparta Pırak gibi, rakibi gibi 2 birlik bir galibiyet aldı. İsveç liginde North e karşı. Efendim şöyle zor maç olacağı kesin e, Sparta pra zaten yani özellikle geçen işte az önce Galatasaray e, yorumunda da konuştum. Sparta Pırağı geçen seneden de bildiğimiz gibi tempo yapan e, yüksek tempoda maçlarını oynayan ve çok koşan, e, rakibi ısıran bir ekip. Malmöde her zaman kendi sahasında e, ofansif oynayan onlarda pozitif futbol yansıtmaya çalışan bir ekip. E, ben bu maçta Malmö tabii kendi sahasında golü bulmayı hedefleyecektir. Serin'in ilk maçında, Eşişme'nin ilk maçında Sparta Pırağı'nın ama boş geçeceğini sanmıyorum. Sparta Pırağı e, turu geçmeye de hani bir tık daha yakın bence total baktığımızda ama e, Malmö ağlarını bence havalandıracaklardı. Benim burada tercihim iki takımında ofansif yapısı gereğince e, bu maçta ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum efendim. Tercihim yani karşılıklı gol var olacak. E, Malmö Sparta Prag müsabakasında karşılıklı gol var Bayisinin oranı şu an iddia.com üzerinde 1.51 efendim. Güzel bir oran, temiz bir oran efendim. Den denenmesi gerekir bence diyelim. Geçtik efendim artık son iki maçımız. Saat yine akşam 10'da 21 Ağustos akşamında. Dinamo Kiev kendi sahasında Salzburg'u ağırlıyor efendim. Ee, Dinamo Kiev en son turda iç sahada beraber kaldıktan sonra Rangers ile Dead Basman'da Rangers'ı 2-0 geçmeye başardı. Glasgow Rangers bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın da antrenörü olan, şu anda Giovanni Van Bronckhorst'un son kulübü efendim. Ee, Dinamo Kiev Rangers'ı eledi ve Playoff turunda artık son tur bu şampiyonlar kalmak için Salzburg ile eşleşti. ligde de onlar en son haftada, hafta sonunda daha doğrusu Karpati Lviv deplasmanından 3 birlik galibiyet döndü. Dinamo Kiev onu da söylemekte fayda var. Salzburg ise, ise iç sahada Twente'yi 2-1 yendi. Deplasmanda yine Twente ile 3-3 beraber kalarak e, turu geçti ve Dinamo Kiev'in rakibi oldu. Hafta sonunda onlar da Avustralya Ligi'nin iyi ekiplerinden Last Linz'i 1-0'lık gibi bir düşük skorla yenmeyi başardılar ve e, bu turda Dinamo Kiev'in rakibi oldular efendim. Yani Dinamo Kiev maçına daha doğrusu, e, düzeltiyorum. Dinamo Kiev maçına çıkacaklar. E, i̇ki takımda maçlarının 17 Ağustos'ta oynandı. Onu da söylemekte fayda var. 4 gün e, ara vermiş olacaklar. E, şundan bahsetmek istiyorum tabii ki yani Dinamo Kiev e, çok iyi savunma yapan bir ekip değil. Şu anda daha kompakt oynayan ve yine futbolun güzelliklerini yansıtmaya, pozitif futbol oynamaya çalışan bir ekip. Salzburg'u zaten hani iddiacılar, iddiacı olarak tabir edeceğim e, kardeşlerim, abilerim e, iyi bilecektir ki. E, çok tempo oynayan bir ekip. Tabii son yıllarda biraz daha oyuncu satışlarını arttırıp oyuncu çıkaramadıkça biraz sıkıntı yaşamaya başladılar ama gerçekten çok tempo oynadıklarını söylemekte e, fayda var. E, bu sezonda gayet Geçen sezonun bile hatta üstüne koyduklarını gördük. E, maç skorları anlamında daha iyi başladılar. E, Twente'yi de yüksek skorlu iki maçın sonunda elelediler. E, çok uzatmak istemiyorum. İki takımın da bence hücum gücü yeterli ve iki takım da bence bu depa, e, bu maçta e, gol bulacaktır diye düşünüyorum. Hem Dinamo Kiev hem Salzburg'dan gelecek bir gol. Karşılıklı gol var bayısını kazandıracaktır efendim. Benim buradaki tercihim Dinamo Kiev. Salzburg müsabakasında karşılıklı gol var olacak. İddia.com üzerinde şu anda yasal ba e bayimiz, yasal şirketimiz İddia.com üzerinde 1.45'lik bir oran var. Temiz bir oran bence yine denenmesi gerekiyor diyelim efendim ve son maçımıza geçiyoruz efendim. Son maçımız e 20 Ağustos'u düzeltiyorum 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayacak olan gecede yani çarşambayı perşembeye bağlayacak olan gecede oynanacak olan e Independiente Medellin Palestino Sudamericana e rövanş maçı yani Güney Amerika'nın Avrupa Ligi. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi, Libertadores, Avrupa Ligi ise Sudamericana. E Sudamericana'nın efendim rövanş maçı bu. Independiente Medellin, Kolomb Kolombiya takımı, Şili takımı Palestino de Palestino deplasmanında 2-2 berabere kaldı. E, avantajı da aldı diyebiliriz. Şimdi evinde maça favori çıkıyor ve maçı kazanmak adına her şeyi yapacaklardır. E Medellin bu sene yani çok da iyi gittiklerini söylemek güç. E, hücum güçleri biraz sıkıntılı. Genelde düşük skorlu maçlar imza atan bir takım. E, en son yani Palestina maçından sonra maç yaptılar, yapmadılar, dinlendiler. E, Palestina maçından da önce en son maçlarında de Deportivo Cali deplasmanında Kolombiya liginde 2-0 mağlup olmuşlardı. Akabinde e, yarın akşam da oynayacakları Palestino ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp avantajı aldılar. Palestino ise e, Şili takımı zor bir süreçten geçiyor. Oyuncularda yine bir formsuzluk var. Takımdan ayrılanlar, yerleri dolmayanlar vesaire derken gerçekten zorlandığını söyleyebiliriz. Palestino'nun ligde de çok iyi gitmiyorlar. E, en son işte lig maçlarında da hatta bundan sadece 3 gün önce e, maçtan sadece 3 gün önce oynanmış olacak. Union ile Calera deplasmanında ligin son sıralarını yer alan, e, ligin en kötü takımlarından biri deplasmanda 2-1 kaybettiler, kırmızı kart gördüler, sıkıntı yaşadılar. E, ve akabinde Kolombiya'ya uçup e, Independiente Medain'in e, rakibi olacaklar. E, Medellin bildiğiniz gibi Kolombiya takımı ve çok köklü bir kulüp. Şey çok e, sağlam bir taraftarı var. Ben bu maçta e, Medellinin bir şekilde ne yapıp ne edip e, Palestino'yu mağlup edip e, Palestino'nun yani, iç, yani içlerinden geçer diyemiyorum bu 3-0 bir şey beklemiyorum ama 1-0 da olsa mağlup edip efendim e, turu almasını, turu geçmesini bekliyorum. Benim buradaki tercihim Independiente Medellin. E, saati de söyleyeyim. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece 3.30'da başlayacak olan Independiente Medellin Palestina müsabakasında tercihim maç sonucu 1 olacak efendim. Hemen oranı da söyleyeyim. İddia.com üzerinde şu anda 1.60'lık bir, bir oran var efendim. Ve 7 maçı tamamlamış olduk. Gerçekten ben yoruldum biraz. Çenem yoruldu konuşmaktan. Lütfen bir videolarımı eğer içeriklerini beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Katıl grubu içinde katılmayı unutmayın diyelim. Yani isteyenler tabii ki isteyenler. Bekliyorum e-maillerinizi, instagramdan mesajlarınızı herhangi bir konuda fark etmez efendim. Bilgi almak için de olabilir. Efendim 7 maçı sizlere sunmuş oldum. Kendinize iyi bakın. Ben biraz e, videoyu yükleyip dinleneyim. Çenem yoruldu. Kendinize iyi bakın. E, şans yanımızda olsun diyelim. 7'de umarım. 7 maçta minimum 5 6-7 isabetle yakalarız, yakalarız umarım. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Esen kalın.